Mescid-i Zirar, kim yaptı Mescid-i Zirar? Münafık. Münafıklar yapmış. Nerede yapmış? Medine'de. Ya mescit yaptı ya. Mescit Allah'ın evi. Medine'de. Ne zaman? Kimin zamanında yapılmış? Peygamberimiz sağ. Mescit yapmışlar. Allah Resulü'nü camiye çağırıyorlar. Bundan daha makul ve masum. Ne kadar mükemmel bir hizmet olur mu? Allah Kur'an'ında ele alıyor. Ve bunun gibi olanları da göstermek için. Yusuf derken Yusufçuları. Firavun derken Yusuf dedik Yusuf dedi. Yusufçuk. Allahu Ekber. Firavunlardan bahsederken Firavuncuklardan bahsediyor değil mi? Yani şimdi diyor ki Mescid-i Zira Allah Celle Celaluhu peygamberini yıktırırken yık onu dedi peygamberimize. Öyle mi değil mi? Allah'ın evini Allah yıkar mı? Hani bir ayette vardı, neredeydi ya? Ben diyor sana demesem, sen bile aldanırdın diyor münafığa. Tamam mı? Allah Mescid-i Zirar'ı, Mescid-i Ulyar, Ulat, Mescid-i Zirar'ı, münafıkların yaptığı mescidi, ne diyebilirdi Allah? Ya Muhammed git o münafıkları az, kaybet, git o camiyi düzelt, yani münafıkları def ettikten sonra orada tamam sizi mescittir demiyor. Git kökten sil. Lüt kavminin yanından su içmeyi peygamber yasaklamış. Lüt kavminin gölünün suyu. Allah'ın rahmetin, zahmetinin, lanetin tecelli ettiği yer. O orada durur öyle. Çünkü ne develerin ne sularmasına, kardeş orada bir boyut var. Anladınız mı? Şöyle diyeyim. Nasıl anlarsınız? Ağaçların iradesi var mı arkadaşlar? He? Nasıl anlarsın Ersan? Seçme şansı. Ha, iraden ne değil mi? Ağaçların iradesi olmadığını neyle anlıyorsun? İradenle. Değil mi? İraden yoksa anlar mısın? Yok. Aynen bunun gibi fizik dünyayı bu akılla anlaşılır. Fizik ötesi, metafizik. Yani bizim tabirle enfus alemine ait kalbi bir hayat olduğu için, kalple bilineceği için enfus alemini insanlar da bunun için anlamıyor. Bak Mescid-i Zirar Allah Celle Celaluhu peygamberine yıktırırken o namaz kılanlara yazıklar olsun meali icmalisiyle Kur'an'da derken feveylü lil musalli o namaz kılmayanlara demiyor. O namaz kılanlara yazıklar olsun derken topluyor musunuz? Bir, Allah Kabe'ye müminden başka kimse giremez der demiş. İki, Allah Mescid-i Zirar'ı ve Allah'ın mescidini Allah için ya münafıkların yaptığı mescidi yıktırmış. Feveylü lil musalli o namaz kılanlara yazıklar olsun ayeti kerime. Ve Peygamber Aleyhisselam kişinin namazı sizi aldatmasın. Bunları alt ata toplayın. Ne çıkıyor? Aldanmamak için bir. Aldanmamak için birinci yolunuz. Dört yöntem göstereceğim. Çok kolay. Münafığı da, zındığı da, alçağı da, çukuru da hepsini anlarsınız. Dört yöntem. Bu dört tane şey topladık mı abi? Mekke. Kafir mi? Giremez. İki. Mescid-i Zirar yıktı. Üç. Feveylül lil musalli. Dört. O Peygamber Aleyhisselam kişinin namazı sizi aldatmasın. Dört tane delil getirdi. Şimdi hüküm şey yapıyorum. Aldanmamak için dört kaydı lazım doktor. Bir, kim demiş? Kim? Kim yapmış yani bunu? Kim yapıyor? İki, kime demiş? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Tamam. Ne makamda, kimlerle, nerede yapıyor? Dört, ne maksatla, yani onunla neyi kastetmiş anlamak için kimleri karşısına almış, kimlerle beraber? Bak, şimdi dedi ki,
Abi tahtayı kullanacak mısın? Mesela kullanmak zorunda kaldık. Kullanılan yeri Allah dedi ki gitti onu yık. Çünkü bununla batıl kastedilen yer, mekan, hareket doğru. Bununla batıl kastedilen hak bir yöntemdir. Yönteme bakıp durma. Kim söylüyor bunu? Kim yapıyor? Bir. Okuyunca, o dördünü dolduracağız. Aldanmayacaksınız. Mesela mescid değer bir unvan mıdır? Unvandır abi. Peki diyelim ki şu anki bu mescid, mescid-i dirandır. Nasıl bileceğiz bunu diyelim? İşte onu okuyacağım işte. Mesela şu piyasa diyelim ki şurada bir yerde bir şey var ki, hani bu unvandır. Bu nedir biliyorum ki mesela bu unvandır? Tamam işte, unvanla giriyor mu girmiyor? Efendimiz de mesela bilmemiş ki, Allah onu tarif etmiş değil mi? Evet. Kır demiş. Ustad da demiş ki, işte burada, söyleyene bakma demişler. Söylenene bak. Bu yanlış bir sözdür diyor. Sözlerden getirdim. 25. sözden. Bunu okuyorum ya. Biraz daha gideyim anlar soruna cevap olur. Nasıl? Bunu dolduracağım abi. Yani bunu dolduracağım. Bunlara bak bak. Yaptığına söylediğine bakıp durma. Adam mescit yapmış. Allah yıktırmış. Senin için manidar değil mi bu? Adam mescit yapmış. Resulullah'a teslim etmiş. Resulullah'a davet ediyor. Gel burada namaz kılın diye. Allah yıktırmış. Manidar değil mi bu? Manidar. Fiil doğru ama yapanların maksatları yanlıştı. Doğru fiil neye benzer? Doğru fiil aynı şuna benzer. Balığa atılan yem gibidir. Balığa yemi yediriyoruz. Niye? Onu yemek için. Balığa yem veriyoruz. Yemliyoruz yemek için. Merhametimizden değil. Yani feda edeceksin balık için. Feda edeceksin balık için. Bize de bazen yem olarak bize de yemlerler, tamam mı size? Bu için dolduracağım. Bazen yem atarlar. Ne yaparlar? Kâh dershane açarlar. Bizi davet ederler. Kâh para vermeye kalkarlar. Kâh hizmete adam taşırlar, getirirler. Yani zahirde hayır hah, hayır hahlarımız gözükürken sen bunlara bakarsan adam getiriyor ya, para veriyor ya, dershane açıyor adam. Koca bina yaptı bize teslim etti. Sen bu fiile bakarsan yemlenirsin. Nereye bakacağız? Şuna bak. Yaparken nerede, kimlerle, ne için, kimlerin yanında, kimlerin karşısında sen bunlara bakarsan aldanmazsın inşallah. Şimdi bu adam o dershane yapıp bize teslim eden, onlara soracağız, fiile bakacağız. Nerede? Nerede yapılıyor bu? Nerede bu? Kimlerle beraber o zat? Kimlerin karşısında, kimlerin yanında? Kimleri karşısına almış, sen bunlara bakacaksın, aldanmayacaksın inşallah. Biliyorsun çok kaygan, bu zaman bak ya, çok kaygan, fırtınalı, hak batının karmalaştığı fitne-i ahir zamanda yaşıyorsunuz.
çok kaygan, çok fırtınalı, yanlışın doğruyla, hakkın batılla, hizmetinle, hezimetle, rahmetle, zahmet çok ince çizgilerle ayrılmış. Keskin yok. Tutunduğun dal, yılan olmasın, rehberin çakalı olmasın. Şadi Şirazi söylüyor, affedersiniz, hayır söylediğini söyleyeceğim. Kusura bakmayın, Şadi Şirazi söylüyor. Kimin rehberi çakalsa onun burnu boktan kurtulmaz. Çünkü o burun oraya götürür. Çünkü burun nereye götürecek ki? Çakalın burnunu nereye götürecek ki? Eğer diyor kişinin rehberi çakal olursa sen de böyle bir yere gidersin. Son durak orası. İşin, fiilin, kişilerin istikametli ve doğru olmalarının ölçüsüne dörttür. Şimdi seninkisine geliyorum. Doğru mu diyor, yanlış mı? Bir daha. İşin, bu adamın işi, adamın fiili, adamın konuşması. İstikametli mi bu adam? Değil. Ona bakacağız. Bir, kim demiş? İzah edecek şimdi. Kime demiş? Ne maksatla demiş? Ne makamda demiş? İzah ediyor. Kim yapıyor? O işi kim yapıyor? Kimin için yapıyor? Maksadı nedir? Kimlerle yapıyor? Kimlerle yapıyor bu işi? Devam ediyor. Kimlerle yapıyor? Devam. Ters yazdınız herhalde abi. Maksadı nedir? 4'te yazıyordu, siz 3'e yazdınız. Nasıl abi? Ne maksatla en sonda diyor. Maksadı makam. Tamam. Şunu değiştireceğiz abim, değil mi? Çok güzel. Devam ediyorum. Kimler düşman ona? Kimler ona düşman? Devam. Kimler onun dostu? Şimdi dershane yapıyoruz. Dershane anlatıyorum şimdi. Camiye de uygula. Kim yapıyor bu işi? Sözüm köşkü değil. Uygulamanı yapalım mı? Bir şey var. Tamam olsun, silersin. Sözler köşkü. Kim yapıyor? Sözler köşkü. Kimin için yapıyor? Risale-i Nur hizmetini yaptığını söylüyor. Evet. Belli değil daha. Risale'de. Yok, tamam. Kimin için yapıyor sen? Kimin için yazmış? Kimin için yapıyor? O dediğin aşağıdaki olacak. Şunu soracak. Maksat Risale-i Nur aklına gitti. Tamam da kimin için yapıyor? Kimin için yapıyor? Belli değil şimdi bakın. Sonra tespit edeceğim. Kim yapıyor dediniz? Malum. Tamam. Kim yapıyor? Malum akın. Kimin için yapıyor? Allah için yaptığını söylüyor. Tamam.
Şöyle yapalım. Kim için yapıyor? El cevap. Kim yapıyor? X. X'ler. Kimin için yapıyor? Allah için diyor. Allah için diyor. O. O diyor. Biz itham etmiyoruz. Maksat hizmet. Maksadı hizmet olsun diyor. Diyor. Şimdi bam teline geliyoruz. Bu ihlas. Kimlerle yapıyor? Yanında kimler var? Kimler ona düşman? O şu X'e. X'in yanında kimler var? X'in düşmanları kim? X'in dostları kim? En alttaki bütün hepsini değiştirebiliyor. Değiştiriyor. Allah için mi? Yani bakıyorsun ki kimlerle yapıyor? Allah için olamaz bu iş bunlarla. Mesela bak. Feveylu lil musalli. Namaz kılıyor. Takvalı. Zekatını veriyor. Fedai. Mesela Resulullah'tan iş yapayım da onları. Sahabeden daha fazla savaşıyor. Adamın adını unuttum. Zındığın. Resulullah. Ya Resulallah. Falanca acayip savaş, cihat ediyor. Ondan sonra hayır dedi. Cihat etmiyor. Ondan sonra yaralandı. Şehit oluyor ya Resulallah. Hayır dedi. O mürtettir diyor. Ya Resulallah bizim için savaş, bizimle beraber kafirle savaşıyor. Devam edin yanlarına gittiler. Sen niçin savaştın? Yok dedi, ben din için savaşmadım. Benim hurmalıklarım vardı dedi. Onlar zalim. Siz adaletlisiniz diyor. Siz burada hakim olduğunuz zaman ben hurmalıklarıma sahip olacağım. Onlar zalim dedi. Geldim elimden alacaklar. Ben din için savaşmıyorum. Ben dedi hurmalığım için savaşıyorum. Siz din için savaşıyorsunuz. Ben din için savaşmıyorum. Ve adam öldü. Ama onların yanında ve on sahabelerden daha acayip savaşıyordu. Tamam. Şimdi adam gece teheccüde kalkıyor, zekat veriyor. Acayip takvalı. Çarşaflı da belki de. Vesaire. Adam faizden şey imtina ediyor. Böyle bir adam. Mektubatta geçiyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Ayette ne diyor? Kime? Zalime. Taraftar olmayın. Hafif meyletseniz dahi fetemessekum, yani temas etmeyin. Onlara şey yapmayın. Yani dokunur size. Değil taraftar olanı neyle zecrediyor diyor mektubatta? Meyledeni de. Hangi mektuptadır gösterebilir misiniz bakalım o ayeti? Mektubatta geçiyor. Hadi bakalım. Bir tanesini de ben söyleyeyim. 20 kaçıncı mektup? 21 mi? Ha? Hayır. Atıyorsun tatayın tüfeği gibi. Aç çabuk. Bulun. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ. Ne olabilir? Hangi mevzuda bu geçmiş olabilir? Sen şeytanı yazdı değil mi? Bak şu kadarını da söyleyeyim. Sayfanın en altındadır. Sağ tarafta en alttadır. Hadi bakalım. Şimdi diyor ki o takvalıya geliyorum gene. Takvalı zekatını veriyor vesairesini veriyor. Peki vicdanda ne vardı? Vicdanda görün diye. Vicdanda 1, 2, 3, 4. His, irade. 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 Altı desteği şeytanı. Nerede? Altı desteği şeytanı. Neresinde? Bul. Mektuba tabi. Kaç sayfa? 413. Oku. Neyi okuyayım? Vela terkenu ilellezine zalemu fetemesekunlar. Oku altını. Şu altıncı kısım ins ve cinin şeytanları. Değil orası. Ve
27. mektupta tamam onu da şey yapıyor. O konunun ayetini aldı. Kardeşim o şeyler var ya tokatlar şeyler. Bak şimdi hem o bulurken şurayı gösteriyorum size. Başka kalem yok mu? Şey getirsene yukarıdan. Hep böyle beni kumarattırıyorsunuz. Bak burası neydi? Gözünüz görsün diye yapıyorum. Bu? Mahdetullah. Bu? Mahdetullah. Muha. Muha. Be. İki tane de yapıyorum. Bulduk mu? 361'den. He? 361. Oku altını. Ayet-i kerimesi fermanı ile... Ne diyor? Ayet-i kerime fermanı ile zülme değil yalnız adet olanı ve taraftar olanı... Şöyle dursun, taraftar ol. Belki edna bir meyil edenleri dahi dehşetle ve şiddetle tehdit ediyor. Tehdit ediyor Allah. Allah diyor ki cehennem dokunur size. Şimdi söylüyorum size. Adam takvalı namaz kılıyor. Teheccüde bir şey yapıyor. Bu var. Allah'ı çok seviyor. Bu da var. Ama burada Allah düşmanlarıyla beraber. Mesela Allah Kur'an'da faiz haram diyor. Açık değil mi? Açık ifadelerde iştahat olur mu? Olmaz. Adam diyor ki din adına, dini cemaat faiz helaldir diyor. Başka bir dini cemaat banka kuruyor. Ve bütün etbaanı bulaştırıyor faize. Bulaşmayan kimse kalmamış. Yani bankaya bulaştırmış. Bu var mı? Allah muhabbeti var mı? Deyince Allah ayetinde diyor ki diyor ticaret helal, alışveriş helal, faiz haramdır. Resulullah ne diyor faiz yiyeni? Malum. Değil mi? Dehşetini almak istemiyorum. Söylediğini. Ve Veda hutbesinde neyi ayağının altına aldı? Milliyetçiliği. Milliyetçiliği aldı. Başka? Köleliği. Kadınlar. Faizi aldı. Başka? Köleliği aldı. Menfi milliyetçiliği aldı. Kan davasını aldı. Ayağının altına aldı. Faizi de aldı. İlk kaldırdığı faizi kimindir? Amcasının faiz meselesini. Alacağını iptal etti. Hazreti Hamza'nın mı? Yok. Abdullah mıydı? Abdullah babasıydı. Abdullah. Ha? Bir amcasının bir tanesinin hangisi olduğunu şu anda ismini bilemiyorum. Amcasının faiz alacağını ortada feshetti yani. Peki Allah diyor ki haram. Allah diyor ki helal. Allah'ın helal dediğine haram diyen, haram dediğine helal diyenin mabetullah olur mu? İmanı komple fesh olur. Büyük bir sayı 5897 çarpı 0. Ne yapar? 0. Ya olur mu ya? 0 işte. 0. Çarpı 0. Hani takvalıydı? Ne için oldu o? Allah düşmanlarına yanaşmayın diyor. Allah'ımız diyor ki düşmanlarımla beraber olmayın. Adam Allah'a isyan ederek Allah'a yakınlaşacağını, Allah'ın tersini diyerek Allah'ın dinine hizmet olduğunu iddia ediyor. Abes saf Müslüman. Bu kadar mı salaksın? Bu kadar mı salaklık olur? Bu kadar da olmaz ki ya. Adam Allah'ın yasak ettiğini yaptırarak Allah'a hizmet ettiğini, Allah'ın haram ettiğini yaptırarak dini hayatı size yaşattığını söylüyor. Böyle bir şey olur mu ya?
Müslüman olur mu? Sorsan bir bildiği var. Hasan abi, şu CHP'ye oy meselesi de olabilir mi onun için afiyet olsun? Tabii aynı şey. CHP şu anda evet hayır demek siyasi parti seçmek değil ki. Çünkü siyasi parti de Kemalizm kalsın mı kalmasın mı? Bu ya Lazcası bu. Arka formatını söyleyeyim. Ve bak bakalım 80 anayasasını yapan Kenan Ermeni yaptı. Askeri junta yaptı. Yani ihtilal komitesi yaptı bunu ya. Hiç mi anlamıyorsun? Ama ben için okudum. Hayır. Arkadaşlara söyledim, okuttular. Dediler ki, dedim rapor verin bana. Kime okutturdum? PKK'ya okutturdum. FETÖ'ye okutturdum. DHKPC'ye okutturdum. Tamam. İsrail'e okutturdum ben. Musvan, şaşırma. İngilizlere okutturdum. Amerika'ya okutturdum. Dedim ya bana bir, orada onlar benim arkadaşlarım. Amerika benim arkadaşım. İsrail benim arkadaşım. İran benim arkadaşım. İran. Hele üç devlete okutturdum. İran'a, İsrail'e, Amerika'ya okutturdum. PKK'ya okutturdum. DHKPC'ye okutturdum. PKK'ya okutturdum. Bu evet hayır reformun içini bana söyleyin dedim. Okuduk arkadaşlar dedi bana. Ne diyorsunuz siz? Biz hayır diyeceğiz dedim. Ben de sizin yanınızda değilim. Okumadım içini ben. Hakikaten okumadım. Ne diyorsun sen? Hayır. Ben evet. Sana muhalefet için. Düşmanları kim? Ha. Kimler onun dostu? Kimler onun düşmanı? İşte eğer bunu belirlersen buradasın. Yoksa laptey gidiyoruz. Bugün en çok bu meseleye direnen Almanya, Avrupa Komple Birliği'nin temsilcisi. Münafıkların temsilcisi İran, kafirlerin temsilcisi İngiltere, Amerika ve İsrail. İsrail İran'la beraber. 15-20 sene önce kasetlerimde geçiyor. İran'la İsrail aynı. O dalaşıyorlar Amerika'da şöyle abi fuzatan böyle. Onlar hikaye. Böyle derler mi? Hikaye. O İran. İran'ın yaptığı bütün füzeler, nükleer şeyler hep Türkiye içindir. Çünkü İran tarih boyu hiçbir zaman kafirle savaşmamıştır, ehl-i sünnetle savaşmıştır. Hiçbir tane kafirle savaşı yoktur. Şu anda ehl-i sünneti katlediyor. İran'ın dini lideri Ayetullah Hamane 9 sünni öldürürseniz cennet vaat ediliyor. 9 tane sünni. Almanya niye direniyor? Almanya bugün PKK'nın bütün finansörünü yapan o. Bütün o devlet erkanlarının memleketi giriş yasasını koyan o. Türkiye'nin devamlı köle olmasını istiyor. Türkiye'nin düzelmesini istemiyorlar. Türkiye'nin bürokrasi olsun, tıkansın ki arada biz girebilirim. Bürokrasi olduğu yerde farklı eller olabiliyor. Onun için başkanlık sistemini zannediliyor ki normal bir şeyde bir hükümet seçimi değil ki bu. Bu, ben size rahatça söyleyebilirim. İmanınızı sorguluyorsunuz. Kemalizm devam etsin mi etmesin mi? Lazcası bu. Allah taraftarı mısın, Kemalistler taraftarı mısın? Bir tanesi ne dedi diyor? Ya buna dini katmasanız olmaz mı? Dinin geçmediği yer söyleyin bana, katmayın. Sen bir eylem yapacaksın, bedeli olmasın. Allah nasıl soracak sana? Tuvalete bile gitmeyi din sana söylüyor nasıl gireceğini. Şimdi bir eylem yapacaksın, neticesi milleti alakadar ediyor, alem İslam'ı alakadar ediyor. Allah sana diyecek ki, ya burada tercihin dinle alakası yoktu onun için bu tercihinle Türkiye'de şu neticeler oldu, alem İslam'da bu neticeler oldu. Dolayısıyla sana hesap sormuyoruz. Yani bana bir şey söyleyin ki Allah hesap sormamış olsun. Aldığımız nefeste soracak mı, sormayacak mı? Bir, nerede kazandın, nerede harcadın? Öyle mi? İki, başka neyi soracak? Nerede kazandın? Ömrünü nerede telef ettin? Üç, kimle dost oldun, kimle düşman oldun? Dini katma. Din hayatın hayatıdır. Dinin olmadığı yer söyle bana. Din zaten huzur içinde midir abi?
Seçimde huzur için yani. E şimdi dinin olmadığı bir yer söyleyin. Buraya din hükmetmesin. Tuvalet hükmediyor mu? Ediyor. Ayakkabı nasıl giyeceğini? Ediyor. Nasıl evleneceğini? Ediyor. Nasıl tüküreceğini? Ediyor. Kabirini? Ediyor. Hepsinde dili vardı ondan. Fakat öyle bir ciddi neticesi var. Hem Türkiye'yi hem Alem İslam'ı alakadar ediyor ama bu işte ben tamam sen istediğini yap. Ben karışmıyorum. Allah buna hüküm getirmesin. Peki ben niye bu kadar safım? Niye çabuk bu kadar aldanıyorum? Bunun sebebi, gerekçesi mi sana? Çünkü saf ve aptallarla beraber oturup kalkıyorsun. Dostunu, düşmanını bilmiyorsun. Ulusal televizyonlarla, FETÖ'nün televizyonuyla vesaire televizyonu dinleye dinleye beyinleri onunla dolduğu için onların ağzıyla konuşuyor, onların kafası olmuş, işgal altında, akıl işgal altında, kalp işgal altında işgal edilmiş. 80 seneden beri Kemalizm linisiyle büyütülmüş. Lozan'ı başarı kabul ediliyor. Memleketi talan etmişler, memleketi satmış, adaları satmış, başarı kabul ediyor. Yunanlar satmış, para da almamış ha, peşkeş çekmiş, başarı kabul edilmiş. Devleti peşkeş çekilmiş, Lozan'da muvaffak zannedilmiş. Mesela, ey Müslüman! Şartlar için diyor ya, marifet var mıdır diyor değil mi? El cevap yoktur diyor. Niye? Daimi hep kötü şey düşündüğü için. Evet. Şimdi aynı onlar da hep kötü şey düşüne, doğru şey düşünemiyorlar. Doğru. Ama Müslüman, ustad ne diyor biliyor musun? Müslüman namı altında olanlar diyor. Peki, bunu da yazayım, şu cümleyi okuyacağım, keseceğim. Şimdi şunu yazıyorum. Bana imanı söyleyin. İman nedir? Hakkı tasdik kılkan. Abim? Hakkı tasdik. İman izan. Nedir? İzan. İzandır. Peki. İzan nedir? Söyle. Hakkı kabul ve tasdik. Hakkı kabul ve tasdik. Ve tasdik. Peki. Şimdi imanından bahsediyorum. İslam. İslam nedir? İltizamdır. Çok güzel. İltizamdır. Peki, İltizam nedir? Hakka taraf gerilir. Hakka taraf gerilir. Hakka taraf girlik. Sonra? Teslim. Teslim. Ve? İnkiyat. İnkiyattır. Neymiş? Görüyor musunuz? Kapatıyor muyum senin için? Ha. İman nedir? İman izandır. İzan nedir? Hakkı kabul ve tasdik. İslam nedir? İltizamdır. İltizam nedir? Hakka tarafgirlik. Sen batıla tarafgir oldun. Bu inkiyat nedir? Eylemdir. Sen teslim olmadın, gittin adama teslim oldun, bir bildiği var dedin. Hocanın bir bildiği varmış. Allah'ın bildiği yok. Haşa. Ya dinimizde haram bu. Faiz haram. Tamam. Şunlar haram, adam öldürmek haram. Tamam. Peki, adam nereye tarafkir? Hakka değil. Niçin oluyorsun? Bir bildiği var ya. Peki, İslam dininin bildiği yok mu? Siz diyor, söze bakıp durma, fiile bakıp durma. Bu kim? En güzel gösteren, kim bunların düşmanı, kim bunun dostu? Onun için söze bakıp durma diyor usta. Kim demiş?
Kime demiş? Ne makamda, ne maksatta demiş. Ha? Bir şey sorabilir miyim Hasan abi? Muhabbetullah bağlantı kurdu ki iman nedir diye. Fezli çakmak orada mı deccal oluyor? Aynen. Çok güzel. Geliyor orada deccal oluyor. Burada deccal. Mesela fevzi çakmak, yani Osmanlılar'da bir subayın paşa olabilmesi için hafız olması lazım. Kur'an elinde düşmez, 5 vakit namaz kılıyor. Ama feveylül lil musallin, o namaz kılanlar rezaletler olsun, deccaliyetin 4 rüknünden bir tanesi olmuş. Birincisi, maustife bi kemal, aldatmakla iş görmüş. 2, ismet itönü, tamam mı? Zalimlik de, yakıp yıktı camileri vesaireyi. 3, maraşal fevzi çakmak, tarafgirlikle, kemalizmin inşasına, ihyasına, kurulmasına, devamına sebep olmuş rütbesiyle. 4, FETÖ 4. rüknüdür. Kendisinden sonra çıkacağı, Sufyaniyetin 4. rüknüdür. Kemalizmin zemininin son halkasıdır. Bu da ne yapacak? Dinden tecerrüt etmiş, dinden ayrılmış marifi rehber yapacak. Şiddetle tamimine çalışacak. Muallimleri ve öğretmenleri rehber yapacak. Onun silahı şey olacak. Öğretmenlerle hocalar olacak. Yapılan, yani ilim yapacak. Bunun işi ilimle yapacak. Subay yetiştirecek ilim. Öğretmen mesela bu orduyla yaptı. Şu anda mesela PKK ile beraber. Süfyaniyetin 4. rüknü. Bu nerede yazıyor? Birinci emirda 206 ve 208'de var. Birinci mi ikinci miydi? Bakayım emirdan nerede? Burada yok. Bana verin hemen. Bir de değil mi? Doğru söyle. Evet. Emirdağ 206 ve 208. 2012'de tokat diyecekler diyor. 2013'te tokat diyecekler. 2014'te tokat diyecekler. 2015'te yemeyecekler. 2016'da ortadan kalkacak yani. Yani hakimiyeti kalkacak. Tabii efradı devam edecek de. O hiçbir zaman zındığın kanuniyeti sıfırlamaz ama hakimiyetleri 2016'da bitecek. Tamam. Peki bunu Süfyaniyetin 4. rüknü ortadan kaldırmak normal sıradan bir adam mı yapacak? Onun da bir unvanı olması lazım. O da bir şahsiyetle gelmesi lazım. Onun da bir ismi var dinde. Onu da ortadan kaldıracak Cehcah'tır. Ve Mehdi'ye inkılap eder etmez. Muhabbetullah o Cehcah'a bakıyor o zaman mesela. Kesinlikle bakıyor. Onun söylediği tarafa taraftar olmak dinidir. Dindir. Sonra müşahidullah satar. Şimdi o yok. Muhabbetullah olmayınca Allah ne deniliyor buna? Onun şeyini yazayım. El hubbu fillah, el hubbu fillah ve bu zu fillah. Belki de yanlış yazdım ama telaffuzumu dinleyin. El hubbu fillah vel buğzu fillah. Bu yani Allah için dost, Allah için düşman olacaksın. Olmadın Allah düşmanlarına fevzi çakmak gibi namazdı. Belki de kaza namazı yok. Kur'an'dı. Ama maraşal rütbesini kemalizmin emrine verdiği için İnna Atteyna'da neydi? 4 tane rüknü vardı şeyin. 4 rüknü? Süfyaniyetin. Süfyaniyetin 4 rüknü, Deccal'ın 4 rüknü var Süfyaniyetin. 4 rüknünün 3. rüknünü almış. Ustad benden sonra çıkacak diyor. İsim, üçünü kendi isim veriyor. Maustife bir kemali veriyor. İsmet'i veriyor. Maraşal'ı veriyor. Kendisinden sonra çıkanı da ne yapacakmış diyor. Bir, Risalet Ahmedi inkar edecek diyor. Namında bir Süfyan, namında bir zat çıkacak diyor. 15. mektupta. Risalet Ahmedi inkar edecek. Yani La İlahe İllallah diyecek. Tamam, Muhammed Resulullah'a gerek yok diyecek diyor. Sonra, bunun iddiası 15. Bir de 206 Emirdağ'ında diyor ki,
siyaseti İslamiye'ye 208. Siyaseti İslamiye'ye ve şair İslamiye'ye hücum edecek. Şair İslamiye nedir? Namazdır, tesettürdür, dini alametlerdir. Müslümana taraftar olmak bunların başıdır. Bir Müslüman, bir alim, bir hoca Müslümanlara sahip çıkar. Alim İslam'daki bir alimin hastalığına, ölümüne sahip çıkar. Bu adam ne yapacak? Nerede zındık varsa, nerede İslam düşmanı varsa ona sahip çıkacak. İsrail'in Cumhurbaşkanı öldüğü zaman asrın en büyük lideri, Almanya'da çıkan gazete, küfüründen söylüyorum. Yok diyenler şu göndersin sözünü bana. Bu Netanyahu mu? Cumhurbaşkanı neydi? Sharon mu? Yok şu an Sharon değil. Netanyahu. Da yeni. Yeni öyle. Bundan işte one minute'de çaktı ya adam. Sharon mıydı? Ha o. Kim işte? Arias, Sharon. Perez. Perez. Şimdi o Perez. O öldünce Avrupa'daki Zaman Gazetesi'nin manşeti şu. Asrın en barışçıl ve en 100 senede bir gelebilecek liderini kaybetti. Ondan en barışçıl. Fakat alim İslam'da bir alim ölmüş, hiçbir tık ile yok. Ne yapacakmış? Bir de 15. mektupta Risalet-i Ahmedi inkar edecek Süfyan namında bir zat gelecek diyor. Yani la ilahe illallah diyecek, Muhammed Resulü demeyecek. Ben eylemini yapayım, göstereyim. Belçika'da, Lüksemburg'da, Hollanda'da, Almanya'da, Amerika'da, Google'da var bu. Ezan okutturuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şeden la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Hayyanu salam. Hayyanu salam. Hayyanu falan devam ediyor. Ne eksik okudum? Muhammed. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Okumadın dedikleri zaman, ay unuttum dedi adam. Belçika'da unuttu. O olsun. Lüksemburg'a geliyor. Hayyanel felem ke. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Orada da Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ı unuttum. Burada da okumadın kardeş dediler. Unuttum burada da ya. Ya aynı yeri unutuyorsun. Vay 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 tesadüfe bak. Peki Hollanda'da da okudun. Orada da unuttum ya. İşte böyle işte. Beni uyar demiş yani. Hani böyle diyor. Orada bana işaret et bak burayı. Seni takip edeceğim. Amerika'da da unutmuş bu ezanı. Ezanda Eşhedü enne Muhammeden Resulullah unutmuş. He? Unuttun ha? Unuttun. Biz de yedik ya. Ne yapacakmış? 15. mektupta Risalet-i Ahmediye inkar namında bizzat çıkacak diyor. Muhammed'in Risaletini inkar edecek. Peki eylemi ne olacak? 208 emirdağında bu zat siyaseti İslamiye'ye ve şair İslamiye'ye hücum edecek. Yöntemi ne kullanacak? Dinden kopuk bir eğitimle ordu kuracak. Eğitimle yapacak her tarafı. O da 5. şuada söyledi. Sen 15. mektupta o değil, yok burada. He? 15. mektupta yok. Mektupu bir... Yok mu? Peki Mehmet'im, mektubatım nerede? Benim eski mektup değil mi bu? Yani eski. Yeni baskı değil. Eski. Tamam, peki Mehmet'im. Canım kardeşim, nasıl yok? Sayfa 56'ya açar mısın? Toshiban benim. Birisi, bak okuyayım yukarıdan. O hadisin ve Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadislerin ifade ettikleri mana budur ki, ahir zamanda dinsizliğin iki ceyranı kuvvet bulacak, dinsizliğin. Bu dinsiz olacak bu adam. Müslümanla alakası olmayacak bu. Bir, birisi nifak perdesi altında Risalet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam inkar edecek Süfyan namında bir müthiş bir şahıs. Ehli nifakın başına geçecek. Münafık olacak ve onu dinleyenler münafık olacak. Münafıkların başına geçecek. Ne yapacak bu?
şeriat İslami'nin tarifine çalışacaktır. Bir de bir kitabında bir şey mi diyor demiştiniz abi? Şey var. La ilahe illallah demek tamam. Muhammed Resulullah demesin de olur. Hangi kitabı abi? Biz de görsek. Şeyde o kitabın adı Mektubat da 5. meselede gene. Mektubat. Ben burada hani la ilahe illallah desen olur mu orayı açtım da orayı açtım. O kitabın adı Kırktesti miydi? Sizde var mı abi o kısım? O şeyden vardı da millet yanlış anlar ibret alem göstermek için diye kütüphanemine koymuştum böyle çizmiştim altını. Kaldırdım attım yani de. Kırktesti mi neydi? Yoksa sonsuz nurda mı neydi? Öyle bir kitabında la ilahe illallah deseniz Muhammed Resulullah demeseniz de olur. Şimdi şey de söyleyeyim. Tamam bir şey diyeyim. Ha? Bir şey diyebilir miyim? Mesela biz bunu Fethullahçılara dediğimizde onlar da şey diyor. Hudeybiye anlaşmasında mesela Peygamber Efendimiz'e Muhammed Resulullah değil de Abdullah'ın oğlu Muhammed diye yazdırmışlar. Onu öne sürüyorlar böyle. Tabii. O da kendisi inkar şey yapıyormuş böyle. Şimdi 23 senede Peygamberimizin artık dininin şimdi tamamlandığını dedi. O zaman sahabeler dedi ki vefat edecek. Tamam mı? Dinin mukaddemesinde ilk önce namaz farz değil. Dinin 10 senesi peygamberin sen namaz farz değil. Sen peki ilk 10 seneyi alırsan namaz kılma. He? Çok güzel bir ölçü. Ne oldu şimdi? Namaz farz değil. O ilk 10 senesini alırsan namaz farz değil. Din bitti diyor. Bugün yine dine indallahil İslam. Ben size hatırladım. Bugün dininizi tamamladım. Mükemmel buldum. Bak, tabii niyet işim. Yapacağı, fiil yapacağı söylüyor. Şair İslamiye'ye, İslami gelişen, İslamiyeti barındıran, İslami filiz var ya, siyaset. Şair İslamiye. Şair İslamiye nedir? Söyler misiniz sayın? İslam'ı hatırlatacak ne varsa. İslamiyeti hatırlatan bir, başörtü. İki. Minareler. Faiz, maiz. Namaz. Okay. Yani dini hayat. Adam namaz kılma, içki iç diyor. Bazı kızlara da avlamak için subayları veya savcıları şu şu yöntemleri yap, kamera çekilsin. Ona ne diyorlar? Onu yapıp şantaj. Bu da din olmuş ha. Mahkemede itiraf etti kız kadın kendisi. Bu işi ben yaptım diyor. Bana yaptırdılar. Mahkemenin itirafı. Bu iddia değil. Mahkemede kadının itirafı okudum ben. Mahkeme katibi bana bir tane numune gönderdi. Buyur hocam dedi. Gizli geldi. Kim gönderdi bilmiyorum. Gönderdi. Bana ben şuna şuna yaptım falan yerde falan tarihte. Bunu zaten şey söylüyor ya. Ankara Belediye Başkanı Melik Gökçek onları tek tek nerede isimlerini de söylüyor galiba. Bak. Şair İslamiye'ye 2. Siyaset İslami'ye darbe vuranlar. 12-13. Siyaseti İslami böyle gelişmeler var ya filizler. Böyle İslami böyle. Onların kafasını koparacaklar. Siyaset İslami'ye darbe vuracaklar. Peki bu ne yapacak? Dinden orayı da okuyayım da keseyim madem şey yapıldı. Şu anda da kaçıncı sayfaydı? Emir Dağ 208 demiş. Yok, o tamam. 5. Şuada 208 okudum biraz önce abim. Süfyan'ın 7. olacak. 7. mesele. Süfyan. Okuyorum. Mim Kemal alim miydi? Alim. Değildi. İlkisi ilim olarak. Alim değildi. Siyasi deha diyor. Aldatmakla iş görecek. İkincisi de oydu. Üçüncüsü de o. Bak, rivayette var ki Süfyan büyük bir alim olacak. Büyük olacak. İlmiyle tanınacak. Büyük bir alim. Subay olacak değil. Alim olacak diyor. İlmiyle dalalete düşer. Subaylığıyla, rütbesiyle değil. Çok alimler ona tabi olacaklar. Bitti. Vel ilmu indallah. Bunun bir tevhiri şudur ki başka padişahlar gibi ya kuvvet veya kudret veya kabile veya aşiret
veya cesaret, cesaret de değilmiş ya, çok öptekmiş. Cesaret ve servet gibi vasıtayı saltanat olmadığı halde bu ne yapacak? Zekavetiyle, fenniyle ve siyasi ilmiyle o mevkiyi kazanır ve aklıyla çok alimlerin akıllarını tesir eder, etrafında fetvacı yapar ve çok muallimleri, ordusuna bak, çok muallimleri kendine taraftar eder ve din derslerinden tecerrüt eden marifi rehber edip tamimine, genişlemesine dünya yüzünde, tamim geniş sahada yaymasına şiddetle çalışır demektir. Nasıl bir tarif etti abi ya? Adama tutuyor mu tutmuyor mu? Tam oturuyor. Aynen ya. Bir Fethullah dememiş. Bir Fethullah dememiş ya. Bunu da sanki bunu ben yazdım diye bana ucum diyorlar. Peki abi bu şeyle, birinciyle bu son dördüncüde çamur arasındaki fark. Hani birisi direkt dini ortadan kaldırıyor, apaçık düşmanlık yapıyor ama bu dördüncü de münafıkane var. Dini değiştirdiği için mi? Evet. Yani Üstad Tullan var. Ben merak ettim. Mehmet ya. Kaç tane Mehmet var? 3 tane. Ortanca Mehmet. Şimdi bu bana, benim tespitim. Kitabı değil. Kitaptan okumadım. Bana İşte Asıl abi yani ben onu bilmiyordum mesela. O 5. okuyoruz ya. Alim olacak. Şu özellikleri var. Sen burayı bilmiyor muydun? Yok. FETÖ 15 işte o 27 Aralık'tan sonra önceki halini bilmiyordum mesela. Tamam. Şimdi o yüzünü görünce artık hani Risale-i muvaffak olmaya başladı. Şimdi bu kadar dedim, iyi dinleyin ama benim araştırma aldığım ehillerindeki bildiğim. Ta tepe, kısmen tepelerde vazife yapmış kişilerin ulaştırdıkları. Dedim ya bu kadar dersler oluyor, bu kadar yer gösteriyoruz. Tamam mı? Bu kadar dinin açık haramını, başörtüyü kaldır diyor, içki iç diyor, zina yap diyor, ona blof yapacağız diyor, faiz bankası kuruyor Asya Bank diye. Ya bu kadar dine muhalefet ettiği halde, ulan din adına, hani dünya saltanatına değil, din adına bunlar nasıl tabi oluyor diye hafsalam almıyordu. Ya nasıl gidiyor bu takvalı, dindar gözüken, tamam mı? Güzel insanlar, bunlar nasıl tabi oluyor? Dine muhalefet yaptığı zaman demediği bir şey kalmadı ya. Peygamberimizin Risale-i Ahmedi'yi inkar ettiği Google'da var. Bakın, FETÖ'nün ezanı diye Google Evliyası'na yazın çıkar. Bir tane artist okuyor. Öyle de okunmaz ama. Yani bu kafasını gözünü kırdı. Yani ezan olalı, öyle bir tahribatı ömründe görmemiş ezan. Ezan olalı. Ya dedim eğillerine oturdum, kalktım, telefon ettim. Benim duruşumu da bildikleri için gayet bana çekinmeden bilgilerini servis ettiler. Ta tepedeki adam veya kadın. Beni bildikleri için sitede. Benim bir şeyim değil. Nasıl aldındınız? Evet, dindeki bu açık emirler olduğu halde ben niye aldandım dedi. Buyur ablam dedim. Niye aldandın? Bak. Abi de var, karı koca. FETÖ, İsa biliniyor. Öyle tekine İsa aleyhisselam. Çok korkunç, iyi yaslanın şimdi, en deşittisi. 200 tane Kur'an-ı Kerim'in ayetini değiştirme yetkiliymiş. Onun için Kur'an'daki faizdir, tesettür ayetlerini değiştirmeye de yetkilidir. Öyle mi inanıyormuş onlar? Evet, biz öyle inandığımız için hangi haramı helal dese, helalı haram dese ve kendi ağzıyla bize özel dedi ki diyor, düşmanın silahıyla silahlanın hadisini şerh ederken diyor ki, düşmanları nasıl halt edeceksiniz? Ne gerekiyorsa yapmak bu hadisin şeyine girer, şumuruna girer, caizdir diyor. Düşmanınızı ne ile yok edeceksiniz? Aldatmakla mı, fuhuşla mı, kumarla mı, adam öldürmeyle mi? Mesela 200 küsür kişi onun emriyle öldürüldü. Bu 15 Temmuz'da. 15 Temmuz 2016. Onun emriyle ihtilal oldu. Bu değil şeriatta, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında bile öldürenden daha beter ceza alır, azmettiren. Bu emir vermiş. Peki bir masumun
adam öldürmek, bir masum insan öldürse Kur'an-ı Kerim'e göre cezası nedir? Sonsuz cehennemdir. Öyle demiyor mu? Ha. Şimdi dedim ya nasıl bu ayetleri de gördüğünüz zaman hala? Çünkü FETÖ İsa Aleyhisselam'dır ve 200 tane ayeti değiştirmeye yetkilidir. Sana Hazreti İsa da gelse gene eleyemez bir ayette. Tabii canım. Peygamber gelmiyor ki. Onu bilmiyor ki Emre. Yani İsa Aleyhisselam olsa dedim ki ben de. İsa Aleyhisselam diyelim ki o. Anne babası var vesaire. Çünkü annesi Yahudi olduğunu kendi imzası var. Rabbin oğlu Fethullah diyor. Almanya pasaportta vize alırken. Ya, Google'da var. Kendi yazısıyla. İtiraz etmiyor. Doğru yani. Yani annesinin Yahudi olduğunu. Peki Yahudi neslinden mi? Evet Yahudiler nesil kadından devam eder. İslam'da nesil erkekten devam eder. Rabbin oğlu niye babasının ismini şey yapmadı? Rabbin oğlu Fethullah diye almaya müracaat ederken. Tamam mı? Yani 1975'te de 5000 lira. O zaman 5000 lira ne demek? CHP'ye bağış yapmış. O da resim. Şimdi 200 tane ayeti değiştirmeye yetkiliymiş. 200 tane. Ondan dolayı hangi haram helal etse, haramı da helal saysa, caiz çünkü yetkilidir. Peki İsa gelince değiştirme etkisi var mıymış? Dinde yok. O böyle demiş. Çünkü bir kere kör oldun mu? Şey söyleyeyim size. İbrahim Hakkı Hazretleri vardı. Nereliydi bilen var mı? Erzurum. Neresinden? Hasankale. Sen Erzurumlu musun? Erzurum. Ondan biliyorsun. Tillo'dan, Siirt'ten İbrahim Hakkı Hazretleri'ni ziyareti gelmişler. Erzurum'a İbrahim Hakkı Hazretleri'ni arıyorlar. Ara. Kimse tanımıyor. Hasankale'ye ulaşmışlar. Hasankale'de bile tanımıyorlar. En sonunda bulmuşlar. İbrahim Hakkı Hazretleri'ne demişler ki efendim demiş Hasan Kaleliler seni tanımıyor demiş. Kimse tanımıyor. Niye der? İbrahim Hakkı Hazretleri demiş ki onlar Hasan Kaleli değil kör Kaleliler dedi. Kör Kaleliler. Kör. Allah kimseyi kör etmesin. Kur'an-ı Kerim'de ilk bir şey Kur'an-ı Kerim hulasası Fatiha'da diyor. Değil mi ustad? Filistesi diyor. Ha, nasıl demiyor? Filistesi. Fatiha'da Allah'ım ilmimi arttır demiyor. İhdine sırata müstakim. Değil mi? Hidayet üzerinde olan istikametini artır ve kayım kıl. İstikamet sadakattır. Ne demek? Teslim olmaktır. İslam'a teslim olmaktır. Ahmet Mehmet benim söylediğime de diyor. Ustad Bediüzzaman diyor ki ben dedim diye kabul etmeyiniz. Mihenge vurmadan almayınız. Edileşeli kitap, sünnet, icma, kıyas. Benim söylediğimi mihenge vurduktan sonra bakır, altın çıkarsa febiha alınız. Bakır veya demir çıkarsa gıybeti arkasına, hakareti üstüne koyarak bana gönderiniz. Ustad öyle diyor. Mihenge vurmadan ben dedim diye almayınız. Bana bu derste bana kızacaklarına hakikaten kitapta böyle geçiyor mu geçmiyor mu? Geçiyorsa, peki adım atsan, kitaba göre adım atsan, sadakat olur kurtulursun. Niye bir bildiği var diyorsun, İslam'a zıt yaptı. Faiz İslam'da var, banka kurulur. Mektep okuma adına kafanı aç, çıplak gezebilirsin, var. Adam öldürtme var, ne kadar faili cinayetler var. Gitti, hep ömrü billah, Ecevit'in partisine oy da verdirtmiş. Hep Ecevit'e vermişler. Biliyor muydunuz? Hep Ecevit'e vermişler. Bir dini cemaat da var onların dışında. Bu X. Bir de Y var. Şu anda hayatta. Nerede Müslümanlar bir olmuş? Onların aleyhinde. Her zaman. Onlar da faize helal diyor. İsmini demeyin. Onlar da faize helal diyor. Nerede İslamlar bir olmuş? Müslümanlar bir olmuş? Hep aleyhinde. Her zaman ters oy beyan ediyor. Bir de o var. En az bunlar kadar tehlikeli. Ya. Bitireyim veya bitirdim şu cümle. Bunlara
bakan aldanmaz inşallah. Dostlarından şüphelenip ikide bir dostluğunu sorgulama. Fakat dostun da dostluğuna şüphe getirecek şeyleri yapmayacak. Yani Müslüman suizan etmez. Son cümlemi okuyorum. Bu cümle çok önemli. Müslüman suizan etmez. Fakat suizana vesile olmaz. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam akşam Ayşe Sıdıka radıyallahu anha ile giderken Medine'de sokak lambası yok. Bir kısım sahabeye denk geliyor. Selam kelam ayrılıyorlar. Ayşe validemize diyor ki Peygamber sen burada dur. Hemen onlara yetişiyor. Ya ashabım durun. Buyur ya Resulallah. Hemen tanıdılar. Bu diyor kadın siyah ya çarşaf zaten karanlık. Helalım olan Ebu Bekir'in kızı Ayşe'dir demiş. Estağfurullah ya Resulallah sana suizan mı çektik? Yani gece gece hangi kadını götürüyor? Allah Resulü tarihi bir sözü söylüyor. Diyor ki Müslüman suizan etmez ama suizana da vesile olmaz. Bunlar ben söyledimse, suçsa sen bunları bana söylettirdiğin için sen 10 defa suçlusun. Müslüman suizan etmez ama ben suizan etmiyorum. Realiteden bahsediyorum. Yani gizliden bahsetmiyorum, arka bahsetmiyorum. İkinci cümleyi söylüyorum. Bunu Sungur abiden duydum, rahmetliden. Ustad demiş bunu ona. Birincisini bir daha söyleyeyim. Müslüman suizan etmez ama suizana da vesile olmaz. Şimdi Sungur abiden aldığım cümleyi okuyorum. Hüsnü zan, adem itimat, elinden bırakma demiş. Hüsnü zan, adem itimat. Hüsnü zan edeceğiz ama itimat etmeyeceğiz. Yani hafla reca, recasız haf olmaz. İkisi beraber olacak. Hafsız reca, recasız haf, o yapmayacağız. İkisi beraber. Hüsnü zan edeceğiz ama itimat etmeyeceğiz. Hüsnü zan, adem itimat. Elinden bırakma Sungur demiş. Ustad. El Fatiha.